iki tur atalım en azından ki kısa konuşmacılar biraz daha kısa tutarlarsa iki konunun da üzerinde durmuş oluruz. Çünkü bir 50 dakikamız var yine bu bölümde. Hemen yine Gülizar Hanım'la başlayayım ben. Bu terör konusunun meclise gelmesinden sonra oldukça hararetli tartışmalar oldu Gülizar Hanım. Siz de yine oturum yönettiğiniz bölümler de oldu. Ve sonuçta bildiri üzerine de ciddi bir şekilde tartışma yaşandı. Dört partinin imzaladığı bildiriyi Cumhuriyet Halk Partisi katılmadı. Aynı eş zamanlı olarak kendisi de bir bildiri yayınladı. Bundan sonra biz vagon siyaseti uygulamayacağız dedi bugün Özgür Özel. Bize Tele1 ekibi olarak gittik, kendisiyle görüştük. Biz artık lokomotif siyaseti uygulayacağız ve hem muhalefetin hem de siyasetin lokomotifi olacağız dedi. Farklı bir siyaset içerisine gireceğinin işaretini verdi. Ve ezber bozma şeklinde bir durum söz konusu. Ne diyorsunuz? Hem bu türlü iktidarın başından beri terör olaylarını oy amacıyla kullanıyor olması ve siyasetin içine doğrudan aktarması ve Özgür Özel'in başına gelen ki Çubuk'ta biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geliyordu. Yani ölümden döndü. Benzer şey Manisa'da Özgür Özel yaşadı ve bu provokasyonu yapanların da AKP'li oldukları anlaşılıyor. İsimlerini bile herkes biliyor. Ne diyorsunuz, sizden hemen yorum alayım. Zeynep Bey, ben öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden, şehit düşen 12 askerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm yurttaşlarımıza buradan tekrar başsağlığı dilemek ve her zaman söylediğimiz gibi artık bunu söylemekten gerçekten bizler de üzülüyoruz ve hakikaten rahatsızlıkta duyduğumu ifade etmek isterim. Bu son olsun demek istiyorum. Şimdi siyasi partiler, bir parlamento sadece bildiri yayınlayan, o bildiri üzerinden görevini yapmış gibi davranılması gereken bir kurum değildir. Parlamento bir problem varsa buna çözüm üretmek durumunda olan bir kurumdur. O nedenle bir bildiriye imza atıldı, atılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bunca zamandır her terör saldırısında birçoğunda, yani %99'unda neredeyse o bildirilere imza attı. Peki bildiriye imza atılması parlamentoda görevini yerine getirmiş olarak mı kabul ediliyor? Yani bir siyasi partinin Cumhuriyet Halk Partisi olarak lütfen, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece o bildiriye imza atmak mıdır parlamentonun görevi? Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi o bildiriye imza atmayıp aynı anda eş zamanlı olarak Grup Başkan Vekili'nin parlamento kürsüsünde okuduğu kendi bildirisini yayınladı ve orada terörü lanetledi. Bu nasıl oluyor? Her seçim döneminde maalesef ki yaşanan terör olayları üzerinden bir siyasi argüman geliştirerek, yani çünkü bu iktidarın artık halka sunabileceği bir vaadi kalmadı. Halkın içinde bulunduğu derin yoksulluğu, halkın az önce konuştuğumuz, birinci bölümde konuştuğumuz temel ücret haline gelmiş kirasını ödeyemeyecek durumdaki yurttaşların sorunlarına çözüm, çiftçinin, emekçinin, üreticinin, toplumun her kesiminin derinleşen sorunları ve bugün yine kadın cinayetleri gündemde, artık iktidar vatandaşın gerçek gündemini bir kenara bırakarak seçim atmosferine girerken yeniden terör üzerinden ve yaşanan terör saldırı sonrasında şehitlerimiz üzerinden bir muhalefete yönelik bir argüman geliştirmek ve bunun üzerinden yeniden böl parçala yönet, yani kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren bir anlayış üzerinden, politika üzerinden yerel seçimleri devşirmeye çalışıyor. O nedenle ben bu konu üzerinde çok uzun uzun Sayın Genel Başkanımız hem grup konuşmasında hem önceki konuşmada ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi kendi bildirisini aynı anda grup başkan vekilleri ortak bildiriyi imzalar iken aynı anda daha geniş, daha derin bir içerikle ifade etmiştir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu anlamdaki saldırılar sadece ve sadece yerel seçim kaygısı yaşayan iktidarın yarattığı bir polemiktir. Ben böyle ifade etmek istiyorum. Yine hem Çubuk'ta Sayın Genel Başkanımız, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılanın bir benzeri de Genel Başkanımız Özgür Özel'e kendi memleketinde Manisa'da yapıldı. Aslında tüm siyasetçilerin öncelikle bir siyasi partinin genel başkanına
yönelik bu linç girişimini kınaması, bu linç girişimi karşısında bir ortak tavır sergilemesini biz yine hani o anlamda da ifade etmek ve beklemek gibi bir durumumuz var. Çünkü artık siyasetin de normalleşmesi gerekiyor. Siyasetteki tansiyonun düşürülmesi zorunlu. Ülkemize giderek ayrışan, tutuklaştırılan ve en küçük olaydan yani gerçekten kaygılarım var. Şöyle kaygılarım var. Ben 7 Haziran 1 Kasım arasında o 5 aylık kısa dönemde milletvekili olmuş. 5 aylık kısa dönem vekillerden birisiyim. O dönemki yaşanan olaylar hakikaten hala içimizde derin bir iz bırakmış durumdadır. Hafızamızda ve siyasi hafızada da aynı izi bıraktığını düşünüyorum. O nedenle seçimlere giderken ortam tekrar gerilmeye başlanıyor. Yine kutuplaştıran, ayrıştıran tıpkı 14 Mayıs öncesinde bir montaj video üzerinden yaratılan bir algı ile seçim devşiren anlayışın başka bir anlayış ile, başka bir söylem ile, başka bir kutuplaştırma dili ile, ayrıştırma dili ile yine bir seçim atmosferine girdiğini görüyoruz. Bu yerel seçimlerde mevcut belediye başkanları hizmetleriyle yarıştığı, adayların da yeni hizmetlerle vatandaşa neler kazandıracağına ilişkin bir demokratik yarışı hayata geçirme zorundayız. Çünkü Türkiye adına, ülkemizde yaşayan 86 milyon yurttaşımız adına bu kutuplaştırılan, gerginleştiren ortamda gerçekten kaygılıyım. Umut ediyorum biz demokrasinin en etkin işlediği, en derin işlediği bir anlayışı ve atmosferi yaratabilelim. Burada tüm siyasi partilere görev düştü diye düşüyor diye ifade etmek isterim. Hani bakıyorum bize bu tür bir bildiriyi imzalamadı diye kıyameti koparan anlayış neler neler söylemiş. İşte biz şunu istedik sadece. Dedik ki o bölgede 1-2-3. Pençe Kilit operasyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam bu olay bildiri krizi ortaya çıktığını, bildiri konusunda 17 Nisan, 18 Nisan 2022'den bugüne kadar 134 ana kuzusunu gencecik evlatlarımıza orada şehit vermişiz. Birinci ve ikincisinde olanları çıkartmadım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu talep edildi. Dendi ki Sayın Bakan meclise gelsin, o bölgedeki operasyonun amacı nedir? Bugüne kadar ne oldu? Hangi aşamadayız? Başarıya ulaşabildik mi? Hedefimiz neydi? Hangi hedeflerimizi gerçekleştirdik? İster basına kapalı, ister kapalı oturumda, ister açık oturumda, yani muhalefetin iktidardan bunu talep etme hakkı vardır. Oradaki bu saldırının detayları nedir? Kapalı bir grup toplantıda bu bize ifade edilebilirdi. Biz bunu talep ettik. Bunu yok sayarak sadece bildiriye imza atmadı noktasından bir tehdit diliyle, bir operasyonel bir dil ile bunun yaygınlaştırılarak toplumsal bir algıya dönüştürülmesinde gerçekten ancak ve ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarışırdı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii beklenen odur ki Milli Savunma Bakanı gelsin kapalı bir oturumda, hiç değilse milletin seçtiği temsilcilere işin doğrusunu anlatsın. Bütün mesele bu. Orada bir eksiklik var mı? Bir ihmal var mı? Ve ne orada bulunan askerlerimizin şu niçin gönderildiği, şu ana kadar neler yaptığı ya da yapamadıkları, bunları bir şekilde anlatsınlar diye beklenmesi gerekiyordu. Artı yani kendi aynı zamanda görev ve sorumluluğundan, kendi görev ve sorumluluğundan kaçan iktidar, bu görev ve sorumluluğu yerine getirmeyen iktidar bir bildiri üzerinden muhalefeti asıl konuyu, asıl gündemi saptırarak bambaşka bir boyuta getirmek gibi bir maalesef yöntemi seçti kendisi. Bir de tabii milli yas ilan etmedi. Yani sonuçta Suudi Arabistan kralı öldüğünde 4 gün bu ülke milli yas yaşadı. 12 şehit, 12 can gitmiş. Öyle bir şey. Ama Zeynel Bey olur mu? Yani o 12 can her biri bir ana kuzusu, her birisi bir vatan evladı. Yani Suudi Arabistan kralı değiller ki. Evet.